Geçen süreçle ilgili M Lig toplam 22 resmi müsabaka oynadık. Temmuz 30'da başlayan Süper Kupa finaliyle beraber. Ve şu an itibariyle özet dersek Trabzonspor her kulvarın içinde devam ediyor. İlk 22 maçlık resmi süreç için söyledim, resmi müsabaka için söyleyelim. Özellikle 8. ve 9. aydaki değişimlerle beraber, oyuncu değişimleriyle beraber, sezon başı bazı planlamalarda olan oyuncular oldu, bazılarında olmadı. 11'in, sahaya çıkan 11'in 7 tanesi değişik oyunculardan kurulu oldu, yeni gelen oyunculardan kurulu oldu, öyle söyleyelim. Ve bununla beraber de ilk 11'in 3 tane net oyuncusunun bir tanesinin Bruno'nun geçen sene aşil tendonunu kopması, Edin'in kolunun kırılması, Dorukhan'ın çaprazını kopması, oyunun içindeki bir takım hem oyunu hem oyuncuların bazen değişik yerlerde kullandığımız, mevkisi olarak kullanmak zorunda kaldığımız bir süreç yaşadık. Yani bunlardan bir tanesi mesela, örnek vereyim, Ömür'ü kenar kullandık. Kullanmak zorunda kaldık daha doğrusu. Belki onun performansını o anlamda performans sergilemişti. Bazen kenar oyuncu sıkıntısını şöyle yaşadık. Trezeguet sol tarafta daha etkili bir oyuncu. Bazen orada başkasını kullanıp diğer tarafa onu aldığımız zaman güçlü tarafını alıp başka tarafta kullanmak zorunda kaldık. Ama ona rağmen birçok iyi oyunlar da oynadık. Arada kalan oyunlar da oynadık. Sonuçlar da aldık. Alamadığımız sonuçlar da vardı. Yani bir basın toplantısında söylemiştim. İyi miyiz? Böyle aradayız. Kötü müyüz? Değiliz. Ama arada giden bir durum var. Onunla ilgili bir takım çalışmalar da yapıyoruz şu an itibariyle. Yani biz de hani hem oyunu hem oyuncuyu, verileri, veriler zaten hani gözlemlerle veriler örtüştüğü zaman birçok şeyi böyle aslında aydınlatmış oluyorsun. Onun için elimizde de bir takım veriler de var. Onlarla ilgili daha sonra olmazsa paylaşırım da konuşuruz da, ama özü şu: şampiyonluktan sonra değişimde Trabzonspor her kulvarda var ve olmaya da devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde var. Çok önemli Avrupa'da Konferans Ligi'nde önemli hedefleri var. Bunda da koşacak ve Türkiye Kupası daha başlamadı. Her kulvarın içindeyiz. Onun için değişimdeki süreci çok üzerinde çalışarak, özellikle bu arayı hem oyuncu üzerinden hem oyun üzerinden çalışarak ve sahada pratikler yaparak, 22 maçın SWOT analizini yaparak, güçlü güçsüz yanlarını ortaya koyarak, geçen sene neleri yaptık, bu sene neleri yapamadık veya bu sene daha fazla neleri yaptık, daha neleri eksik yaptığımızı verilerle, görüntülerle ve sahada pratikle arasında uygulayarak bu aradan sonraki hazırlıklara devam edeceğiz. Evet. Kampla ilgili olan süreçte de 3 tane hazırlık maçımız olacak. Kamp bilgilendirdik değil mi o kampla ilgili süreci? Kamp tarihlerini söyledik yani hocam. Maç orada saatleri de tam kesinleşmek kesin için 3 stadyum falan. Evet, oradaki 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Sakatlıktan çıkan oyuncularımız var bu süreçte. Onların sürelerini, dakikalarını ona göre planlayarak, hani antrenmanda nasıl bunu planlıyorsak, orada da planlayarak o kamp sürecini taktiksel de daha çok pratikler yaparak ve hazırlık maçları oynayarak da geçirmiş olacağız. Umarım sakatsız, herkesin daha sağlıklı bir aradan sonra başlangıç olur. Topa sahip olmaktan vazgeçmiyoruz. Yani baskı alıp tekrar topu geri mi vereceğiz? Savunmayı yapacaksın, hücumu yapacaksın, baskıyı yapacaksın, topa sahip olacaksın. O zaman sadece mesela duran topa çalışalım. Öyle mi? Yani savunma yapmayacağız, hücum yapmayacağız. Hani hangisi? Bunların hepsi bir bütün. Bunlardaki elimizdekileri daha iyi nasıl yapabiliriz çalışıyoruz aslında. Oyunun bir bütününü, bir parçasını anlatamayız. Agresif oyun ne demek? Kaç tane baskı çeşidi var? Bu ligde he? Bu ligde rakip sahada 4. sıradayız.
Yani bu iyi bir şey aslında. Daha bunu 2'ye 3'e nasıl çıkartabiliriz? Aslında kendi kalemize doğru sonuç aldıktan sonra geldiğimizde baktığında mesafemiz 11 metre kalemize doğru daralıyor ve topun arkasında 11 kişiliyken çok alışık olmadığımız goller yedik. Şimdi burada bir taktiksel var. İki oyuncunun fiziksel durumu var. Rakibin şeyi var, yeteneği var. Buna böyle bütün olarak bakmak lazım. Şimdi savunma verene maç başına kalemizde 10.9 şut görürken en az kalesini en az şut gören 4. takımımız bu sene. Şimdi geçen seneye gidelim. Şampiyon olan takım. 13.8. Buna müsaade etmişiz geçen sene. Daha fazla. 6. sıradayız. Ama Uğurcan'ın performansı, belki savunmadaki bir hamlenin performansı seni ayak tutmuş. Bu seneki veri daha iyi. Ama şeyde 4. sırası geçen seneki veri 6. sıradasın. Bu sene kalemize gelen şutların %71'i merkezden olmuş. Bunu neyle açıklayabiliriz? Merkez orta sahayla açıklayabilirsin. 8'lerin merkezi kapatmamasıyla açıklayabilirsin. En hassas olduğum nokta kenar oyuncunun merkezi kapatmasını açıklayabilirsin. Bunlar bir veri. Gözlemlerimiz, şimdi bunun üzerinden çalışmalar yapıp bunları daha aza indirmeye çalışacağız. Rakibi en fazla uzun pasa zorlayan takımız. Bu neyi oluşturuyor? Agresif dedin. Yani daha agresif dedin ya. Baskıyı, aslında çok güzel baskılar yaptığımız maçlar var. Bütününde. Baskıdan sonra topu aldıktan sonra eğer topu bir daha çabuk kaybediyorsan veya birinci bölgeyi en az kullanan takım olduk. Hani çok pas yapıyormuşuz ya biz. Lay 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 lay. Çok. Biz birinci bölgeyi en az kullanan takımız. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Büyük takım için, şampiyon olan takım için, oyun oynamaya çalışan bir takım için bu sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Akan oyunda 80 taneden bir tanesi gol oluyor. Ama işte orta yapılmıyor. Kenar ortası şöyle oluyor. Yok niye gelmiyor? Ya bu bir plan. Bulamadın mı çevireceksin topu. Çevirilmeye müsaade edilmiyor. Başka, şimdi Dünya Kupası seyrediyorsunuz. Ne var? Ne görüyorsunuz? He? Savunmada, hücumda. Hepsi beraber. Bir bütün. Bir bütün. Bütünün bir tanesini yapmadan olur mu bugün? Artık bakın. Takımlar kimleri cezalandırıyor. Öyle mi? Yani onun için bu boyun bütün çok detayları var içinde. Biz de bunun içinde en iyi şekilde çalışmaya, yani içindeki doğru yapmaya çalışıyoruz. Bakın yediğimiz toplam 29 golün 13'ünü set hücumlarından yedik. Sayısal olarak 11 kişi topun arkasındayken bununla ilgili neye çalışma yapacağız? Bunu çözmeye çalışacağız. Maç başına 15.6 şut denemişiz bu sene. Bu zamana kadar. Ligde bunu deneyen, en fazla deneyen ikinci takımız ligin şut. Bu neyi getiriyor? Yani Bakasetas gibi bir oyuncunun olması, diğer oyuncu şutu. Ama neye yemez eksik? Koşu yapan oyuncu sayımız eksik kaldı. Rakip arkası koşar. Oyuncu profilinden kaynaklanan bir durum oluştu. Kenar oyuncularının bu şekilde olmasından dolayı orta saha oyuncularına oynamak zorunda kaldı. Şimdi bunun üzerinde çalışacağız. Bakın biraz evvel de birinci bölge en az kullanan takımız. En fazla uzun pas kullanan takımız. Yani futbolda bu kaldırmaz. Bu kayıplar kaldırmaz. Biz bunu geçen sene daha fazla oynarken bu sene de en az oynayan takıma döndük. Hani pas yapıyor. Bir daha çevir. Hani eğer fırsat yoksa baskı yaptıysa stoperin oynasın. Bugün yine size üstüne basa basak söylüyorum. Bugün dünya futbolunda top ayağını en fazla değen iki tane oyuncu söyleyeyim. Stoper. Biri stoper, biri kaleci. Bugün sayısal olarak bir yerde nasıl fazla olabilmen için savunmada kaleciyle fazla olursun. Stoperin bir tanesi boş olur. Şimdi yani bunu oynamayacak biz yanındaki stopere. İleri vurduğun zaman ne oluyor? İleri vurduğunda top hava topunda girdiğinde ligin en az hava topu kazanan bir takımıyız. O zaman topu veriyorsun rakibe. Bu sefer oynamayıp ve geriye yaslanmak zorunda kalıyorsun. Onun için yani bunu bilgilendirmek için söyledim. Bu bizim kendi eksiklerimiz ve bunun üzerine biz çalışma yapıyoruz. Devre arasında bu çalışmaları daha fazla yapacağız ve en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani bunları yukarı çıkartmaya çalışacağız.
Evet, yani bu bir tespit. Yani eksiklerin tabii ki, bir oyun her zaman iyi oynayamazsın. Her zaman işe iyi gidemezsin. Her zaman doğru organize olamazsın. Bunların üzerinde çalışacaksın. Bunları ligde de duran toplardan gol yemedik. Bir tane frikikten yedik. Kenar ortalardan yemedik. Duran top verimliliğinde savunmada ve hücumda geçen sezona göre %35'ten %46'ya çıkartmışız. Burada artan bir tarafımız. Eksilen taraflarımız var. Biraz evvel dediğim gibi hava topu kazanma oranımız %45 ile ligin en şeyiz, sıkıntılıyız. Vurduğun top artık kazanamıyorsun. Geçen sene %50'ymiş, 57'ymiş, bu sene %45'e düşmüş. %12'lik bir düşüş var. Sen sahipsiz topu alamıyorsan, bunu bir daha her seferinde vurmanın değil, o zaman pas opsiyonlarını kullanman gerekiyor. Ligde en fazla orta yapan takımız, 4. takımız. Maç başına 6 anahtar pas ile ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü. Yani çok zaten baktığında şey ayıldı. Öyle görüntüler var ki. Baka var, Viska var, kaybeden var, Marek var. Final pası çok net. Bir Aslan 2-0 olacak, 3-0 olacak. Bakıyorsun dönüyor aynı Konya maçında olduğu gibi. Konya maçında 2-0'dan sonra size iki tane anahtar pas göstereyim. Son saniyede gol ettik. Bunlar bizim olumlu taraflarımız da var, olumsuz taraflarımız da var. SWOT analizini yapıp sahada bir görselde çalışacağız. İki, pratikte uygulayacağız. Daha iyisini yapmak için ikinci arayla ilgili start vereceğiz. Onun için şunu söyleyeyim. Oyunun bir bölümü yok. Bütün bir oyun var. Bütün oyun olarak bakın. Ya işte pas mı yapacak? Agresif mi oynayacak? Baskı mı yapacak? Taç mı atacak? Öyle bir şey yok. Hepsi bir bütün. Hani öyle bütün bakmak lazım. O bir hatırlatma sadece size. Söyledim. Buyurun devam edelim. Bekleri, kendileri bekleri derinlikte kullanmaktan değil mi bahsediyorsunuz? Evet. Aslında yani biraz evvel yapılan ortaların büyük bölümü yani son derece sıkıntılı. Yani aslında biz bekleri bu sene yolladık. Çünkü kenar oyuncularımız orta saha oyuncuları oldukları için onları içeri aslında buluşturduk. Ama hedefe pas atmayınca, skora, tabelaya katkı yapmayınca yollamıyor değiliz. Yolladık bu sene. Geçen sene bunun... Hani senin önünde oynayan oyuncunun profiline göre bu değişiyor. Yani iç koridordan mı olacaksın, kenardan mı olacaksın, destekte mi olacaksın? Yani onların hepsini denedik. Şimdi bizim özellikle birinci bölge hava topu kazanma şeyleri, bu oran geçen sene de söyledim, ligde duran topları söyledim. Şimdi hedefsiz orta yaptığın an, tamam mı, bunlar sana geçiş olarak geri dönüyor. Biz geçen sene itibariyle bir sene öncesinde de biliyorsunuz Bruno'dan sonra sol bekte de 8 tane sol bek kullanmıştık. Ama Tony'yi kenarda tutuyorduk. Çünkü Tony'nin özelliği oydu. İç koridora beki yolluyorduk. Yani veya desteğe yolluyorduk. Şimdi Larsen de Eren de ucumda desteğe giden oyuncular, gitmiyor değiller. Ama hedefte sonuçlanmadığı için ondan sonra belki istatistik anlamında kötü gözükebilir. Ki Eren tarafını daha fazla aslında kullandık. Bazen rakibin ikili karşılamasına göre bekin bir tanesini şey kullanabiliyorsun. Üçlü stoper gibi kullanabiliyorsun. Eğer iki beki derinliğe yolladığın zaman orada bir üçlüyü ya orta saha oyuncusuyla yapman lazım. Bu savunma ağırlıklı oyuncu mu, ofansif ağırlıklı oyuncu? Bundan ilgili görüntüler de gösteririm. Yani biz Adana Demirspor maçında 3. gol yediğimiz maçı hatırlıyor musunuz? Ceza sahasının üzerinde sağ bek var, öteki ceza sahasının üzerinde sol bek var hücum anında. Final pasını alsak belki biz gol atacağız. Bu doğru bir görüntü mü değil? Çünkü orta sahada o dönüşte daha savunma ağırlıklı bir oyuncuyla oynaman lazım. Benim oynadığım o 8'lerin o özellikleri yok. Belli bir süreden sonra karşılamada sıkıntı yaşıyoruz o zaman. Onun için onu planlayarak duruma göre, tabelaya yansımadığı için bazen konuşuyor. Ama bu sene bekleri daha derinlikte kullandığımı düşünüyorum geçen seneye oranla. Yani çok böyle onları bilmiyorum neyle eleştirildiğimi ama ben bekleri Türkiye'de en değişik kullanan, başlatan hocalardan bir tanesiyim. Bazen oyun kurucu kullandım, bazen derinlikte kullandım, bazen iç koridorda kullandım. Bu sadece bekin profiliyle ilgili. Bir bek ille girecek diye bir şey yoktur. Bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum. Tony varken başka türlü kullanırsın, Edin varken başka türlü kullanırsın. Örnek veriyorum, Ömür varken başka türlü kullanırsın. Yani illa bek, yani bu artık yani dünyada da böyle 30 sene evvelde illa bek çizgiye gidecek. Bir kenar oyuncusu içeri girmiyorsa iki tane oyuncu üst üste olduğu zaman ne oluyor? Ne oluyor? Kaybediyorsun, geride koşuyorsun. Doğru mu? Yani bu öyle kabul etmiyorum onu. Onun için biz bu ligde yani 3-1-6'yı oynadık. Tabelaya yansımadığı zaman bunu anlatamazsın. Bu iş tabela işidir. Onun için
Trabzonspor yani 2 senedir çok önemli işler yapıyoruz. Kulüp yapıyor. Skorlar alınıyor. Şampiyonluk yaşandı. Kupalar alınıyor. Yurt dışında oyuncu satıyoruz. Bir değişimin içinde ve her şeyin içinde Trabzonspor. Ne olacak? PlayStation değil bu. Bunları onun için çalışıyoruz. Tekrar onun için sahada uygulayacağız. Daha iyisini yapmaya çalışacağız. Aynı zamanda bir organizasyon yapıyor Trabzonspor. Trabzonspor'da verimli toprak dedim geldiğimde 2 sene önce. Bakın bugün altyapımız şu anda dünyanın çoğu kulübü tarafından denetlenen bir firma tarafından denetleniyor. Denetleme şu. Organizasyon yapılıyor. Bu toprağı verimli daha iyi hale getirmek için yapıyoruz bunu. Bugün yörenin şöyle bir şeyi var. Cesaretli mi cesaretli altyapıdan gelen. Gözü kara mı gözü kara. Kuvvetli mi kuvvetli. Ne var? Hep yoruyoruz. Zihinsel olarak yoruyoruz. Zihnini daha iyi, eğitimini daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunu da genel söyleyeyim burada basa basa. İsimler varmış ama benim haberim yok. Hani gelenler gidenler oluyor. Onlardan ilgili bilgim yok. Bir kere şöyle bir şey var. Bir kere kulübümüzün de Trabzonspor'un da sürdürülebilir bir durumunu oluşturmak gerekiyor. Sadece Trabzonspor'la ilgili değil, bütün kulüplerle alakalı. Hani ekonominin, dünya ekonomisini, ülkenin gittiği süreci biliyoruz. Onun için bu süreçte kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Hatta bir tane oyuncu boşaltmak zorundayız. Bırakın transfer öncesini. Bir tane de oyuncu, yani 14'ten bir tanesini boşaltmamız gerekiyor. Şu an itibariyle bizde sezon başı başlayıp yavaş yavaş sıra bulan genç oyuncularımız da var. Bazen onları da bunun içinde ikinci yarı itibariyle katacağız. İlk yarıdan çıkardığımız biraz evvel sadece verilerde değil, gözlemle, oyuncuların antrenman performanslarıyla, girdikleri maç performanslarıyla alakalı da tespitlerimiz var. Kulübü menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz. Yani şunu yapamayız. Yani şu da gitsin, bu çok böyle çabuk sirkülasyonların olacağı bir iş değil. Bu ekonomide bu kadar döndüğü yerde. Onun için süreç şu an itibariyle Trabzonspor'un, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şu an itibariyle bir transfer çalışmamız yok. Yani oyuncu bakıyoruz tabii ki, seyretmiyoruz, bakıyoruz. Hani bir boşalma olur, gitmek olur. Sezon başı gitmek isteyenler oldu, para kazandıranlar oldu. Onların yerine hazırlıklarımız tabii ki var ama şu an itibariyle öyle bir şey yok. Bir son soruyu alalım o zaman, bitirelim. Ne demek Bruno Perez'in ne kararı? Sakatlıkla ilgili sağlık ekibi karar veriyor. Bruno Perez ile Edin Visca bizden takım antrenmanlarını son derece iyi bir şekilde yapıyorlar ve verileri çok iyi. Yani şu an itibariyle. Hatta bugün Edin'i koruduk, belli bir bölümden sonra çıkarttık. Sakatlanmadan götürmemiz lazım. Onlar Edin bu süreçte bizde forma giyebilecek. Ocak ayında da girecek. Bruno Perez girecek. Bizde beraber forma olacak. Ondan sonraki süreci değerlendireceğiz oyuncuların durumunu. Bence dünya futbolu, ben hep şunu söylüyorum. Artık herkes bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğuna ilgili adımlar atılıyor. İşte bunun örnekleneceğiz, daha da sürprizler de olacak diye düşünüyorum ben. Oyunun içinin detayları, anları, süreleri var. Özellikle yani dün akşamki Japonya maçına bakıyorsun. Maç 2-0, 3-0 olurken dönüyor, olabiliyor. Çünkü oyunun her anı, anları da son derece önemli. Herkes bir organizasyon ve planın içinde artık. Onun için iş, oyun zorlaşacak. Buradaki oyuncu kalitesi, oyun kalitesi biraz daha belirleyici olacak. Artık geldiğimiz çağda teknolojide, bilimde, bütün dünya bunlardan faydalanıyor ve bilgiye ulaşabiliyor. Herkes kendine yatırım yapıyor. Yatırım yapmaya devam etmemiz lazım.